Yeniden merhabalar, sevgiler, selamlar. Yeşile bakın yeşile. Bu senenin moda yağ yeşilinden. Pamuklu koton bir ip. Çok güzel bir ip. Nako denim. Kaliteli bir ip. 3,5 mm. 3,5, 4, 4,5 mm. Salaş istiyorsanız, daha böyle gevşek bir örgü istiyorsanız 5 mm ile de olur. Eliniz sıkıysa en az 4 mm. Nefis bir şiş örgü modelim var çok yerde kullanıp değerlendirebileceksiniz. ilmek sayımız 13 ve katları artı 2 kenar ilmeği. Alt kısmında lastik uygulayabiliriz. Direkt olarak da başlayabiliriz. Kalın lastik istemeyenler iki sıra haroşa uygulayarak başlayabilir. Veya benim gibi şu an direkt örnekle de başlayabilirim. Yalnız birinci sıranın ilmeklerini çok sıkı atmayalım çünkü sıralarında ilmek sayısının değiştiği bir örnek ve örneğin genişlediği sıralar olacak. O yüzden bu kısım böyle rahat olsun. O yüzden de bir düz bir ters hazır lastik şeklinde ilmek atıyorum. İki örnek üzerinden anlatacağım. 28 ilmekle başlıyorum. Örneğe başlamadan önce sizden tek isteğim abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmanız, bildirim zilini açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Birinci sıra. Kenar ilmeği ters. Örneğe ait olan 13 ilmekten birincisi ters örgü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 ilmek düz. Bir tane de ters vardı 12. 13. ilmek de ters olarak. Birinci örnek. İkinci örnek. Bir ters. 13. ilmek ters örgü bir tane de kenar ilmeği. Çok güzel yorumlarınız ve dönüşleriniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum o yüzden. Elimden geldiğince anlaşılır, net ve yavaş anlatmaya çalışıyorum. 2. sıra kenar ilmeğinden sonra ilmekleri yönü düz olanları düz, ters olanları ters olarak örüyorum ön yüzde aralarda örmüş olduğumuz ikişer tane ters ilmekler burada düz olarak örülüyor. Diğer hepsi ters. Birinci sırada projemiz ne ise kaç ilmek varsa bir ters, 11 düz, bir ters, tekrar bir ters, 11 düz veya toplamında iki ters, 11 düz, iki ters, 11 düz olarak sıra sonuna kadar bitireceğiz. Arka yüzü de böyle olduğu gibi örüyorum. 3. sıra. Başlangıçtaki bir ters ilmek sabit. Onda hiçbir işlem uygulamayacağız yukarıya doğru. Ortadaki 11 tane düz ilmekten 1 2 3 4 5 tanesini düz olarak ördüm. Bir doladım. Ortasındaki 6. ilmek düz doladım. Örneğin sol yanı için tekrar 5 düz. Bu 11 ilmeği 2'ye böldük. Orta ilmeği ajurla devam ettireceğiz. Bir örnek bitti. İki örnek arasında ters ilmekler var. Yeniden 5 düz. 1 ajur 1 düz. Bir ajur 5 tane düz olmak üzere sıra sonuna kadar bu şekilde sıra sonundaki ters ilmek ve kenar ilmeği. Dördüncü sıra yine bütün ilmekleri yönünde örüyorum. 5. sıra. Kenar ilmeği ve bir ters. Yine 5 tane düz. Doladım. Ortadaki 3 ilmeği düz ördüm. Yeniden doladım ve sol yanı için 5 tane düz örüyorum. Farkındaysanız 3 ilmek arttı modelde ama kesmedik, eksiltmedik. Şu anda sayısı arttı. 5 düzden sonra 2 örnek arasındaki 2 ters. Yeniden 5 düz. Hiçbir değişiklik yok. Doladım. Ortadaki bir alt sırada arttırdığım 3 ilmek doladım. Sol tarafta 5 ilmek düz, 1 ters. Kenar ilmeği olmak üzere arka sırayı aynı şekilde Düz ve ters yönünde örüyorum 7. sıra örneği ait sıra numaralarını ekranın şöyle sağ alt köşesinde terim olarak İngilizce terim olarak belirtiyorum Oradan takip edebilirsiniz 7. sıra Kenar ilmeği Ters ilmek Yine 5 tane düz ilmeği örüyorum. Şimdi burada orta kısımda arttırmış olduğumuz 5 tane ilmeğimiz var. Burada bir ajur işlemi daha uygulayacağız. Örneğin ortası buradaki düz ilmek. 5 düzden sonra doladım. Sağ kes yapacağım. Normalde örneğin birinci bölümünde bir sola kes yaparız Hep Bu örnekte tam tersi yönünü burarak örecek şekilde değiştirdim. Sağ kes demek? Soldaki ikinci ilmek sağa doğru yönelecek, bakacak demek. Sağa yönünde kesiyorum demek. Sağ kes. Doladım. Şu ortadaki kılavuz olan tek düz ilmeği hep takip ediyorum. Düz olarak ördüm, doladım. Bu sefer sol tarafı ilmek yönüm zaten uygun olduğu için sola kes yaptım. Yeniden doladım ve 5 tane düz ilmek. Tekrar 2 ters 5 düz. doladım. İlk iki ilmeği sağ kes yapıyorum. İlmekleri çıkararak saç örgü gibi çaprazlayarak da yapabiliriz. Her videomda hatırlatıyorum ilk defa görenler için. Sağ kesten sonra doladım. Ortadaki tek ilmeği düz ördüm. Doladım. İki ilmeği sola kes ördüm. Doladım ve 5 düz ve kenar ilmekleri. Sekizinci sıra arka sırayı olduğu gibi örüyorum. Arka sırada sadece iki örnek arasındaki ters ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğer bütün ilmekler ters. Dokuzuncu sıra ters ilmekler bu sıra örneğin kemik sırası önemli sırası hep 5 düzü ördük orta kısımda normal baklava ajur uyguladık şimdi 2 4 5 ilmek burada İlk örneği sağa kes ikinci örneği sola kes yapıyorduk sağa kes yapacağız. İlk iki ilmeğini, 5 ilmeğin ilk iki ilmeğini sağ kes yaptım. Sol şişe geriye taktım. Bir önceki ajur modelindeki gibi üzerine kalan ilmekleri giydirerek kalan 3 ilmeği böyle giydirerek toplu bir 5 ilmeklik sağ kes yaptım. Doladım 6 sıradaki gibi 2 ilmeği de Zaten sadece bu sıra önemli Sağa kes yaptım doladım ortadaki 3 ilmeği düz ördüm Benim ilmek yönüme göre şu anda çok kolay sol tarafına geçtik 3 düz 1 dola 2 ilmeği sola kes doladım 5 ilmeği sola kes yapacağım ilmek yönlerim düzgün olduğu için döndürmeden hepsini birlikte alıyorum ve sıkıştırdım 2 ters arttırdığımız bütün ilmekleri burada kesmiş olduk yeniden ikinci örnek ilk iki ilmeği sağa kes geriye şişe tak kalan 3 ilmeği üzerinden giydirerek kes ve şişe geri taktık doladım ortadaki değil doladım önümdeki 2 ilmeği yine sağa kes Bu bize ne sağlıyor şu tek ilmek görüntüsü sağlıyor sağ ve sola kesler şu görüntü için muntazam bir görüntü olsun diye doladım ortadaki 3 ilmek doladım 2 ilmeği sola kes doladım 5 ilmeği birden sola kes ve ters ilmekle tamamladım 10. sıra arka yönde ilmekleri olduğu gibi yeniden örüyoruz 11. sırada sıra başına geri döndük. Nasıldı? Kenar ilmeği bir ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 düz. Tekrar 2 ters örnekler arasında ve 11 düz olarak şu anda birinci sırayı tekrar ediyoruz. Örnek kurulumu bitti. Bu şekilde üst üste yeniden yeniden başlayacağız ve sonrasında muhteşem bir ajur ortaya çıkıyor lale gibi. 12. sıra arka sırayı olduğu gibi örüyorum. Şimdi yeniden örneği kuracağım kenar ilmeği ve bir ters sonrasında 1 2 3 4 5 düz şurası gibi doladım bir düz doladım ortadaki ajur sol yan için 5 düz 2 örnek arasında da 2 ters olmak üzere ve bu şekilde yeniden şuradan başladık ve diğer bütün sıraları Tekrar edeceğiz. Şöyle bir sunum yapasım geldi. Şöyle cool bir kahve ton olsun. Yeşil ve kahve çok yakışır. Muhteşem bir ajur örneği çok beğendim. Aslında örmekte isterim. Duruşu çok nefis. Ütüledim. Buharlı ütüyle koton ip zaten koton ayarında. Şöyle basarak açmıyorum boyutu bozulmasın diye hafif ütünün ağırlığını çok vermeden ama korkmadan da ütülüyorum. Çünkü koton ipler çok güzel ütü alır. Ben bunu 4 mm ile ördüm. Biraz önce anlatırken 3,5 ile anlattım. Ve burada 3 örnek var. 39 ilmek artı 2, 41 ilmek üzerinden. Ve şöyle baktığım zaman 42 beden bir yeleğin hırkanın 44 beden hatta Ön tarafı kadar var ölçeriz şimdi belki daha fazladır lastiksiz haliyle çünkü İlmek sayısı hesaplarken Genişliğinize göre örnek sayısını Göz önünde bulunduralım Mesela Şimdi burada 3 bütün örneğim var Yarım örnek hiç örmedik 2 örnek ördüğümüzde de şu kadar genişlik Arada bayağı bir mesafe var Böyle bir durumda Yeleği bütün örüyorsak eğer öndeki 3 tane model fazla gelecekse arka ölçüsünde bir örnek eksik öreriz. Atıyorum önler 6 örnek arka taraf 5 örnek olur. Oradan onu dengeleyebiliriz. İki örnek var. Bu ölçüde birazcık küçük mü geliyor? Arkayı da 4 örnek yaparız. Önlerde toplamda 4 örnek olur. Eksik fazla yapmayız. Onu da oradan dengeleriz gibi. Arka ölçüden dengeleriz. Modeli bozmadan. Yeşilin tonuna bayıldım. Renk numarasını vermeyi unuttum. Renk numarası 11 587. Evet görüşleriniz nelerdir? Yorum kısmında yazın. Böyle insan çekerken boş boş telefona konuşuyor gibi hissediyor. Sizler oradan yorum yazınca böyle karşılıklı etkileşimde olduğumuzu, var olduğumuzu hissediyoruz. Ajurlu modelleri yeleklerin, hırkaların, pat kısımlarında, kenar bordür kısımlarında da uygulayabiliriz. Tamamını ajurlu örmek zorunda da değiliz. Öyle serpiştirerek yapılan ajurlu modeller de çok şık ve tarz duruyor. Yine ev dekorasyon ürünlerinde veya dekoratif televizyon battaniyeleri, koltuk şalları, yine normal bebek battaniyelerinde de bu tarz örneklerden faydalanabiliriz. Kenar kısımlarına haroşalar veya lastikler uygulayarak yapabiliriz. Yine saçaklarla süslendirebiliriz. Kalın iplerle de değerlendirebiliriz. Koruyalım. Evet, her sizlerden... zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Ördüğünüz modelleri kanalıma bakarak yaptığınız projeleri bana DM'den gönderin veya ekrana yansıttığım WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Gönderen arkadaşlar var. Hikayelerde yayınlıyorum. Daha çok iletişim bekliyorum. Sizlerle daha çok iletişim halinde olmak istiyorum. Yine değerli izleyicilerim katıl butonundan ve süper teşekkür butonundan kanala maddi destekte de bulunabilirler. Sizleri seviyorum. İşimizi seviyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın.